Merhaba arkadaşlar, ben Toksik Hep bir videoda karşınızdayım. Bugün sizlere kadro yorumu yapacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz son kadro yorumlama videomuzda 1 saatlik bir videoydu. Tabi şikayetçi olan yoktu çünkü herkesin kadrosunu yorumladım. Hani yorumlamadığı biri varsa da kusura bakmasın. Gerçekten hani elimden geldiğince bütün platformlarda herkesin kadrolarına baktım ve yazdım. Hani biraz uzun oldu. Çünkü hani herkese o videoya katmak istedim. O yüzden de öyle bir video yaptık. Bu videomuzda sadece yeni atan kişilerinki olacak. Ve eskiden yollayanların, kadrolarını yormadığım kişilerinkinde 2 haftada, 3 haftada bir yapacağım. Çünkü her hafta yaparsak çok fazla oluyor hani ve yenilere de bazen fırsat olmuyor. O yüzden kusura bakmayın tekrardan. Tabii kadro yorumlamamıza başlamadan önce de Eren'e çok teşekkür ederiz. Bronz yelekle aramıza katılmış. Aslında 2 gün oldu ama videolar hep geriden geldiği için o videolarda teşekkür konuşması yapamadık. Kusura bakma Eren, sen de. Çok sağ ol tekrardan dediğim gibi. Şimdi kadro yorumlamamıza geçiyoruz. Ama öncesine beğeniye basalım hocam. Abone olmayı da unutmayalım. İlk kadromuza geldik. Kerem'e UA diyor. Kerem'dir muhtemelen. Ultra Aslan olabilir. Kadrosuna bakalım. Neymar, Alan, Sissoko, Lucas, Mane, Mendy, Eder Militao, Gomez, Walker var. Güzel bir kadro aslında. Yani kötü değil bence. Bayağı iyi. Alan, Sissoko bilmiyorum. Orta saha ikisi biraz ağır kalabilir ama kimya için işte Alan'ı kullanıyor muhtemelen. Sissoko da onun diğer tarafında. Tabii ki Sokka eline bir Wijnaldum olabilir diye düşünüyorum. Ben Wijnaldum ve Kante'den aşırı memnunum. Sol bekmende oynayan iyi kartı zaten. Herkes de var. Yani pahalı ama herkes de var neredeyse. Şöyle bir şey yapabilirsin benim düşüncem. Hani Neymar 10 kişime yapmak için Mendy satılabilirse satıp oraya bir Renan Lodi tarzında bir şey de yapabilirsin. Tabii ki sadece bir düşünce veya bir Alexandro da olur. Ne bileyim Alex Telles olur. Alex Telles gerçi Alexandro ile Alex Telles Edermitan'ın kimyasını düşürür. Onu düşünmedim ama sol bekte olan bir Renan Lodi muhtemelen kimyayı düşürmez çünkü 2 yeşillik verecek, o yüzden daha mantıklı olabilir. Diğer seçimlerim bence çok yerinde. İlk değişecek ve tek değişecek adam bence Sissoko, Wijnaldum olması daha iyi. Yani Alan zaten biraz ağır kalabiliyor. Wijnaldum çok çok iyi o yüzden, veya Kante de olabilir. Ama Neymar tarafı da sana kalmış. Sadece benimki bir öneri. Bence kadro çok çok iyi. Güzel dizmişsin, hayırlı olsun diyelim şimdi. Güzel de bir ödül alırsın umarım Perşembe günü. Şimdi diğer kadromuza geçiyoruz. Buğra'nın kadrosundayız. Maç 4-2-3-1. Mahrez, Meo, Dembele sağda, Zaha solda, Rashford forvette demiş. Tam zayıf ayağına göre ayarlamış hepsini. Defans hattı bence Marquinhos iyi değil. Yani aslında kötü bir kart değil ama daha iyi bir seçenek olabilir. Sırf Atal'ı kimyalamak için kullandığını düşünüyorum zaten. Fred yerine başka biri olabilir. Fred de hani alan daha iyi olur Fred'den bence. Sırf hızlı diye bence Fred'i fazla tercih etme. Hani fizik açısından biraz zayıf kalabiliyor. Sissoko hani Wijnaldum Sissoko yapabilirsin. Öyle bir şey olabilir. Hani alan yaparsan da bence Sissoko'yu değiştir. Alan Wijnaldum biraz hani ikisi tam olmuyor gibi. Ama yukarı attın bence, güzel forvet attın. Zaha, Rashford, Dembele, Mahrez müthiş bir buraya şey kurmuşsun resmen. Bermuda şeytan üçgeni gibi ama bunlar üçgenden fazlalar. Güzel bir şekilde bir hücum hattım var. Defans hattında sadece dediğim gibi Marquinhos sırf Atal için duruyor ama bence Atal yedi kimya oynasın. Marquinhos'u Eder Militao yap mesela, öyle bir şey de olabilir. Benimki de böyle bir düşünce. Yukarı hattında da hani dediğim gibi değişik birkaç oyuncum var. Güzel, kadron iyi. Çoğu kişi biliyor ya kadro dizmeyi artık. Deni Nevşehirli geliyor. Alan yerine Kante geliyor demiş. Mesela Kante gelirse güzel olur. Kante Pogba FIFA 19'da vardı. 18'de de vardı aslında. Pogba Kante herkes onu kullanırdı 19'da özellikle. 20'de biraz daha düştü Pogba orta sahadan. Hani ama bu sene biraz daha geliyor gibi. Bu sene geçen sene göre iyi diyor herkes Pogba'ya ama ben gene düşünmüyorum yani Pogba'nın o kadar fiyat olup da yani gidip Sissoko biraz daha mantıklı. Sırf 5 becerisi var. Bir de oyundaki bir havası var Pogba'nın. Defans hattın oldukça güzel. İleri hattın da iyi. Yani Aubameyang'ı bilmiyorum. Ve oynadık, beğendik. Aslında kötü değil. Top ayağına yapışan bir futbolcu ama bence forvette en iyi oyuncu 5 beceri olan bir oyuncu. Ve Rashford bu sene oyunun başlarında çok düşük bir fiyatı varken şu anki fiyatına göre şu an fiyatı iyice uçtu. Hani sırf bence Şampiyonlar Ligi kartından değil, Salah'ın da geldi Şampiyonlar Ligi kartı ama Rashford'unki uçtu, Salah'ınki düştü mesela. Bence Aubameyang yerine bir Martel yapıp Martel'e sola çekip veya bir Zaha inform alıp sonra çekip Rashford'u forvette oynatabilirsin. Öyle bir şey yapabilirsin. 4-2-3-1 oynuyorsun belli. Hani onun dışında pek bir eksiğin yok gibi ama benimki sadece bir öneri dediğim gibi. Aubameyang sadece hani öneri olarak yapabilirsin. Yoksa
Bence iyi kat zaten. Ama 5 beceri ve Scoop Turn çok şey yaratıyor abi. Son videoyu izlediyseniz, izlemediyseniz bence izleyin. Scoop Turn neler yaptığımızı görün ya. Ve diğer kadromuza geçiyoruz. Emir, Shen Ongan kadrosundayız. Rodrigo, Richarlison, Daniel Podence, Keita, Van de Beek, Silva, Reguilon, Rudiger, Ruben Dias, Cancelo. Ruben Dias abi Ake olacak. Rudiger paran yoksa kalsın ama varsa o da değişebilir. Ama Rudiger de şimdilik götürür biraz. Kadroya baktığımda çünkü düşük bütçeli bir kadro olduğunu görebiliyoruz. Keita net değişir abi. Keita bir Endi de olabilir ya Keita. Van de Beek yerine kim olabilir? Yani Van de Beek biraz ofansif bir oyuncu aslında. Her ne kadar defansif de gözükse biraz ofansif bir oyuncu. Van de Beek de değişebilir. Hani onun yerine de bir Sissoko alınabilir. Sissoko'nun fiyatı düştü zaten şu an. 20'lerde falan olması lazım. Daniel Podence hızından dolayı tercih ediliyor bu sene. İyi bir kart. 4-4 zaten. Sadece ikinci yarı biraz yorulabiliyor. Hani Saint-Maximin alacak paran yoksa zaten Daniel Podence bence en iyilerden biri. Bence Richarlison değişmeli. Yani benim düşüncem Richarlison değişmesi konusunda. Rodrygo zaten güzel. Richarlison'un yerine bir Gabriel Jesus çok çok iyi olacaktır. Daha iyi olacaktır en azından. Hani defans hattında dediğim gibi fazla bir değişik bir şey yok. Kalecin de zaten güzel. Hani 2-3 oyuncu dışında pek değişik bir oyuncu yok. Onlar da hani bütçene bağlı. Umarım yarın ödüllerden güzel bir şey alırsın da onlara da bir upgrade gelir veya bir kırmızılardan güzel bir şey çekersin. Tabii ki daha da iyi olur. Ve mutlak değerin kadrosundayız. Dembele, Griezmann, Hazard, Valverde, De Jong, Adama Traore, Semedo, Conde, Diego Carlos, Renan Lodi ve Ter Stegen var. 4-5-1 yaparsan Adama Traore full kimi oynar. Ama diğer oyuncuları nasıl yapacağız? Gene oynar. Diğer oyuncular da oynar. Çoğu oynar yani aynen. Bence 4-5-1 yapsan daha mantıklı. En azından kimya için. Kadron güzel. Orta sahada Valverde ve De Jong ikilisi çok çok iyi. Bayağı hani hızlı ve pasları falan fizikleri yeterli bir oyuncular. Hazard aynı şekilde çok iyi. Griezmann Dembele'yle forvet oynuyorsa yani çift sol ayak birinin 3 sayfa ayak olması biraz sıkıntı yaratabilir belki ama Griezmann her türlü plaseleriyle bitiriyor biliyorsunuz. Geçen sene zaten videolardan daha az çok izleyenleriniz vardır aranızda. Hazard bu sene iyi bir kart. Hani Kem'de de oynar, Forvet'te de oynar, Kanat'ta da oynar. Ama en güzel bence Forvet ve Kem'de oynar. Kanat'ta hani pek iyi olacağını düşünmüyorum ama gene de iyi bir kart. Seçimin güzel. Dediğim gibi 4-5-1 yaparsan iyi olur. Diego Carlos'la bir Varan yaparsan zamanla üst seviye olur kadron. Pek yorumlayacak bir şey yok. Sol beke de bir Mendy çakman lazım. Renan Lodi iyi bir kart ama Mendy üst düzey bir kart. Yani senin gideceğin lig zaten muhtemelen İspanya olacağı için hani keşke bence Griezmann'ı Inaki Williams'ı yapsaydın diye düşünüyorum. Yani Inaki Williams'ı yapsaydın şu an muhtemelen takımını uçururdu. Ve şimdi diğer kadromuza geçiyoruz. Muhammed İnci'nin kadrosundayız. Hernandez var, Luis Hernandez. Güzel bir kart, hızlı. Yanında Agüero var. Saint Maximin, Wijnaldum, Alan, Mahrez. Güzel bir aslında orta saha. Sadece bence Agüero. Yani Emre'den daha çok biliyorsunuz ağır yaşamlar. Gerçekten ağır yaşamlar Agüero. Defans hattı da hoş. Hızlı bir defans hattım var. Güzel. Kaleci de zaten Ederson. Bence yani kadroya baktığımda tek değişecek adam dediğim Agüero bence. Onun yanına bir hızlı bir forvet. Yani bir veya beş becerili bir oyuncu olabilir. Hani sana kalmış tabii ki nasıl bir oyuncu koyacaksın. Ama bence o Agüero değişmeli diye düşünüyorum. Çünkü Luis Enrique zaten her aldığını atan bir adam. Agüero da aynı şekilde bir oyuncu ama Agüero zaten bu sene özellikle ciddi anlamda ağırlığı konusunda tepki alıyor. Yoksa zaten fiyatı çok pahalı olurdu. Oyunun en gözde forvetlerinden biriydi yıllardır. Bu sene işte biraz tercih edilmemesi sebebi de bu zaten. Yani oraya bir upgrade dersen bir Werner bile daha iyi olacağını düşünüyorum. Beceri kullanmıyorsan daha iyi olur Werner ama kullanıyorsan da tabii ki bir Aubameyang daha iyi olur diye düşünüyorum. Pardon ama oldukça iyi. Hernandez satılamaz mı bilmiyorum ama kıskandık abi Hernandez'i. Biz de çünkü ikon almayı düşünüyorduk ama almadık. Ramos, Rashford kaleci satılamaz. 1 milyonda coins var demiş. Yani kaleci bence net zaten değişmez abi. Pacheco herhalde o adam. Yok iyi değil o. Zaten boyu da 1.86. Ben kısa kalecilerle yapamıyorum zaten. Şimdi baktığımızda kadroya Alan Wijnaldum orta sahada oynuyor. Richarlison, Vardy yani kim forvet? Richarlison forvet de Vardy ile Rashford kanatta mı oynuyor anlamadım. Bence Richarlison oradan bir gitmeli abi. Mahrez'i sağda oynatıyorsan
Rashford'u bence forvet oynat. Vardy de satılamazsa, satılabilirse, satılamaz yazmamışsın. Satılabilirse sat abi. Martial'i sola çek. Rashford'u forvet al. Orta sahaya bir Bruno Fernandes veya Kevin De Bruyne al. 4-2-3-1 oynuyorsan veya 4-2-2 oynuyorsan da oraya bir tane hızlı bir adam. Kim olabilir bu? Zaha'nın informu olabilir. 1 milyon para varmış zaten. Zaha'nın informunu alıp inform Zaha'yı solda, sağda Mahrez'i, ileride de Rashford'la Martial veya Rashford'la Zaha'yı oynatabilirsin. Hani böyle bir şey yapabilirsin. Dizilişine göre hani konuşuyorum. Hangi dizilişte oynadığını bilmediğim için pek yorum yapamıyorum. Ona göre hani bana yazarsan tabii gene yardımcı oluruz. Ama bence gitmesi gereken çok fazla oyuncum var. Kaleci başta zaten Courtois olması lazım veya Neto. Hani ona zaten tam değişecek. Orta sahada Richarlison'un gitmesi lazım. İleride de Vardy'nin gitmesi lazım. Rashford'un forvete kesinlikle geçmesi lazım. Rashford kanatta harcanır abi bence. 5 beceri 4 sayfa ayakla. Şimdi diğer kadromuza geçiyoruz. Evet, sırada Sarp Acar'ın kadrosundayız. İnşallah doğru okumuşuzdur. 200K bütçe var. Ederson, Wan-Bissaka, Varane, Kante, Bale satılamaz demiş. Maşallah satılamadan kadroyu dizmişsin. 4-2-3-1 oynuyorum. Bale'den memnun değilim. Mollet esprisi yapsam nasıl olur? Son forvet. Bale sağ kanat. Sol kanatta Lucas. Orta sahada da Mahrez var demiş. Bence Mollet, yani ben de yapmam abi, o kadar uğraşamam ben. Çünkü kanser olurum. Bir de vaktim yok zaten, ama vaktim varsa ve kanser olmam diyorsan yap. Yani götüreceğim fazla 2-3 hafta götürür ve fazla uzun süre götürmez seni, ama ben sana şöyle bir öneri söyleyeyim. Şu anki bulunan dizilişten bahsediyorum. Lucas'ı yukarı çek. Bale'in bulunduğu yere Saint-Maximin al. Kadron yeter abi. Valla hiçbir şey yapmana gerek yok. Böyle yap daha iyi. Saint'le Lucas kanatta oynat. Forvet'te Son olsun, Kem'de de şey olsun, Mahrez olsun. Hiç düşünme. Böyle oyna. Kadron güzel. Biraz böyle takıl. Gelen ödüllerle de kadronu upgrade dersin. Şimdi diğer kadromuza geçiyoruz. Ve Tolga Altınpınar'ın kadrosundayız. Messi, Kem, Ronaldo forvet oynuyor demiş. Messi ile Ronaldo'yu aynı takımda görmek güzel bir duygu ya. Keşke biz de yapabilsek ama şu anlık imkansız gibi görünüyor. Evet, Ansu Fati var, Dembele var. Güzel, onların ikisi muhtemelen kanatta. Arkada iki oyuncu var. Bence müthiş abi. Hani kusursuz bir kadro. Diego Carlos'un yerine bence bir Conde'yi yapmadıysan yap kalsın. Sevilla yükseldiğinde Conde Diego Carlos'tan daha iyi olacaktır. Yani şu an bile belki iyi olma ihtimali var ama ileride daha iyi olacaktır. Onu kesin yap. Cuadrado falan güzel. Yani dizilişini güzel yapmışsın. Kimya olayında iyi yapmışsın. Kötü değil. Zaten Dembele ile Fatih'i aynı takımda bulundurmanın başka bir çaresi yok. Ancak bu şekilde olur. Güzel bir diziliş. Güzel kimyalama. Eline sağlık diyoruz. Konuşacak pek bir şey yok. İşi biliyorsun zaten. Evet, şimdi son kadromuza biz. Galiba Tiriaki 4800. İnşallah yanlış okumadık. Virgil ve Kevin dahil demiş. Yani muhtemelen kırmızı kartlı falan mı acaba kadroda, yok bilmiyorum. Kadroda dahil olduğunu düşünürsek defansta Çağlar yerine Van Dijk'ı düşünüyorum. Soldaki Thiago Silva'nın net değişmesi lazım. Ake olabilir. Hani Ake çok iyi bence. Ake güzel olur. Gomez'e paran yetmiyorsa Ake alabilirsin. Ake'nin Tot değil de OTV'sini alabilirsin. Ben OTV'sini iki tane hala bulunduruyorum. Yükselir de artar diye. Orta sahada Kevin De Bruyne'i düşünürsek Fabinho yerine muhtemelen Kevin De Bruyne oynuyordur diye düşünüyorum. Mbappe sırf 10 kimya için Lacazette duruyorsa bence 8 kimya oynasın. Mbappe, Lacazette'i değiştir. Adama Traore güzel bir kanat oyuncusu. Hazard'la beraber ikisi güzel kanatta oynarlar zaten ikisi. Ama bence Lacazette'in olduğu yer değişmeli. Mbappe 8 kimya da oynar. Fark eden bir şey olmaz fazla. Lacazette gibi bir adamın kadroda bence yeri yok. Hani 85'lik kartı bile bence yeri yok. O yüzden hani orada değişmeli. Fabinho muhtemelen ya Kevin De Bruyne'le değişiyor veya 4-2-3-1 oynuyorsun da Lacazette yerine Kevin De Bruyne mi giriyor oyuna bilmiyorum. Hani bunları tabi yazmanız lazım veya hani söylemeniz lazım. Çünkü bilmediğim için pek yorum yapamayacağım ama değişmesi gereken oyuncularım var. Thiago Silva başta, Çağlar'ı hani Van Dijk var diye söylemedik. Ve üçüncü oyuncu Lacazette. Hani bence net bunlar değişmeli. Belki hatta Adama Traore'den yedeğe atıp onda bir Mahrez yapabilirsin eğer beceri kullanabiliyorsan. Ve kimya tarzlarında da Marcelo'ya bir kimya tarzı değişmesi lazım. Diğer oyuncularda da pek yok. Adama Traore'yi de bence affetmez basman lazım. O daha iyi olacaktır. Diğer oyuncuların zaten yerinde bütün kimya tarzları. Güzel bir kadro aslında ama işte bir iki oyuncu değişirse çok çok daha iyi olur diye düşünüyorum.
Umarım yardımcı olmuşuzdur arkadaşlar herkese. Eğer anlamadığınız şey varsa tabii ki yazabilirsiniz. Gene yardımcı olurum. DM'de zaten her türlü cevap veriyorum. Kadro yorumlamaları ben salı günü veya çarşamba günü çekiyorum. Siz bana salı günü yollayın abi. Ben mesela bu videoyu şu an çarşamba akşamüstü çekiyorum. Mesela perşembe günü yarın sabah bu kanalda olacak 11.30'da. Biliyorsunuz videolarımız genelde 11.30'da oluyor. Ama perşembe günleri paket açılımları genelde 2 gibi 3 gibi geliyor. Çünkü işten dolayı aksıyor. Ama normalde 11.30'da videolarımız kanalda oluyor biliyorsunuz. Saat 11.30'da bu video kanalda olacak. Siz bana saat 12'de, 1'de, 3'te, 5'te bu kadronuza atmayın abi kadron bu şekilde diye. Siz bana kadronuza haftaya atın salı günü ki kadronuz değişmeden yorumlayabilelim. Ve nasıl bir dizilişte oynadığınızı, hangi oyuncudan memnun değilsiniz bunları da yazarsanız daha iyi bir şekilde size yardımcı olurum. Çünkü hani kadroyu atıyorsunuz ama attığınız dizilişte mi oynuyorsunuz veya farklı bir dizilişte mi oynuyorsunuz onu bilemediğimiz için tam anlamıyla size yardımcı olamıyorum. Bana tekrardan dediğim gibi yaptığınızda hani bunu belirtirseniz çok teşekkür ederim şimdiden yapan herkese. Gerçekten çok sağ olun diyorum. Abi videoları da beğenmeyi, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayalım. Desteklerinizi bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.